Hepinize merhaba arkadaşlar, ExxonCoin kanalında yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün ilk defa ExxonCoin hakkında bir gerçek analiz videosu çekeceğim. Ve bu videoya bakarak da bir şeyler öğrenebilirsiniz diye ümit ediyorum. Başlayalım. Öncelikle ExxonCoin'in ne olduğu hakkında hala bazı sorular var. ExxonCoin İstanbul Teknik Üniversitesi Teknokentinde... Ethereum ERC20 standartlarına göre basılan bir token. Bunu bilmenizin şimdilik sizin için çok bir manası yok. Bu sadece dağıtılan bir değer. Yani bu satılmıyor veya alınmıyor. Sadece ödül olarak dağıtılıyor sisteme kayıt olanlara. Peki neden böyle? Bir tek sen dediğimiz yapı bir borsa aslında arkadaşlar. Türkiye'de ve dünyada birçok borsa ve piyasa var. Bu borsalar ve piyasalar komisyon ücretleri üzerinden para kazanıyorlar ve ne kadar çok komisyon, ne kadar çok e, yatırımcı olursa bu onlar için o kadar iyi. Bu yüzden e, bir tek de kampanyasını ve propagandasını e, Exen Coin dağıtmak üzerine oluşturdu. Normalde kendileri e, buna bir değer biçmiyorlar. Peki Exen Coin o zaman nasıl bu fiyata ulaşabiliyor? Egzen coin'e sahip olan insanlar kendi aralarında Egzen coin'in alım satımını yapıyor. Yani bana 5 verilmiş, işte öbürüne 5 verilmiş. Artık önemli olmuyor bazı insanlar için. Onu satmak istiyorlar. İlk başta 100 dağıtılmış. Hemen onu satıp gelen kaç paraysa onu yemek istiyor. 3 ya da 5'e bakmıyor ve satıyor. Böyle böyle bazı insanların elinde daha fazla Egzen coin olmaya başlıyor. Ve böylelikle Egzen coin değer kazanıyor, değeri artıyor. Şimdi Exent Coin ilk dağıtılmaya başladığı andan itibaren sürekli olarak değeri arttı. Peki bunun nedenleri nedir? Önce biz buna bakalım. Şimdi Exent Coin'in değerinin artmasının en önemli nedeni şudur arkadaşlar. Exent Coin ilk dağıtılmaya başlandığı gün 15 milyon tane basılacağı belliydi. Bugün hala o kadar basılacağı belli. O kadar basılacak ve o kadar dağıtılacak. Ancak Şimdi olduğu gibi, XEN coin viral olduğu için çok fazla insan sisteme kaydolmaya çalışıyor ve bu kaydolma esnasında insanlar talep oluşturuyor. Yani talep yaratılıyor, sürekli bir talep var. Herkes XEN coin istiyor. Ancak arz hep aynı. Arz aynı kaldığı için talep sürekli arttığı için o zaman biz XEN coin'in değerini artmış olarak görüyoruz. Bununla beraber ben diğer e, internet borsalarını kripto para borsalarını incelediğimde bir in kullanımını gayet uygun ve güzel buldum. Şimdi açık konuşmak gerekirse bir borsasının küçük yatırımcıları ya da 3 lirası 5 lirası olan insanları çekmeye çalıştığını ben düşünmüyorum. Genelde çekmeye çalıştıkları kimseler orta segment dediğimiz işte belli bir miktar parasını yatırım yapabilecek ama çok da zengin olmayan zaten çok zengin veya çok büyük yatırımcıların daha başka borsalarda iş olur. Bu borsada ne işi var? Tabii ki burada da çok zengin insanlar vardır. Çok fazla sayıda egzene sahip bunu kullanıyorlardır. Ancak şu anda genelde hitap edilen segment orta segment. Çünkü birçok fakir arkadaş zaten yani az miktar parası olan insanlar sattılar egzenlerini. Artık 50 lira 100 lira kaç para geldiyse onu aldılar ve gittiler. Ama benim gibi bazı yatırımcılar bu piyasada kalıyor. Bu piyasada yatırım yapmaya, farklı coinler almaya devam ediyor. Peki. Şimdi Exxon Coin ile ilgili sizin çok merak ettiğiniz ücretler yani işte yükselir mi, düşer mi olayına gelelim. Şu anda Exxon Coin 18.50 video çekildiği an itibariyle. Bugün saat 16 Haziran'da bugün saat 11 çeyrekte ben yine e, piyasa izlerken, mesleki dezenformasyon arkadaşlar, ekonomist olursanız siz de kendinizi televizyon izlemek ya da başka bir iş yapmak yerine ansızın bir piyasayı izlerken bulabilirsiniz. Peki bir sürü piyasa varken ben neden koyunu izliyorum? Çünkü koyun diğer piyasalara göre çok daha zevkli ve eğlenceli bir e, olayı var. Şimdi arkadaşlar şu çok önemli ne Türkiye'de ne dünyada tabii ki Bitcoin ilk çıktığı an haricinde, ilk çıktığı zamanlar haricinde bu şekilde bir yükseliş ve sıçrama yapan bir değer yok. Bir birim yok. Yani yok böyle bir olay. İşte Coin dün %90 artmış, ondan önceki gün %60 artmış, ondan önceki gün %50 artmış. Yani benim piyasaya girdiğim günden beri sürekli artıyor. 3 lira 40 kuruştu ilk girdiğimde gördüm. Ve bundan da yani 2 hafta falan ya oldu ya da olmadı. Bugün Exen Coin'in 25 lira olduğunu gördüm. 8 kat. Çok büyük bir miktar arkadaşlar. Gerçekten çok ciddi bir miktar katlama olarak ve istediğiniz kadar parada yatırılabiliyordunuz. Şimdi peki bu nasıl oluyor? Burada arkadaşlar Exen Coin'de insanlar birbirine satıyor ve bunu denetleyecek bir kurumda yok açıkçası. Yani isteyen istediği kadar satıyor, isteyen istediği kadar alıyor. Sadece para çekme konusunda ve para yatırma konusunda bazı limitler ve kurallar var. Ee, çok ciddi miktarda egzen sahipleri manipülasyon oluşturabilirler. Bunu daha sonra anlatacağım. Benim dikkat ettiğim, gördüğüm, gözlemlediğim bir unsursa gece yarısından sonra egzen coin'de bir düşme oldu. Özellikle gece saat 3-4 arasında ee, yine bir mesleki dezenformasyon olarak deformasyon olarak özür dilerim dezenformasyon bilgi kirliliği. deformasyon yani mesleki bir problem alışkanlık olarak gece saat 3'te 4'te kalkıp e, yatağımdan kalktığımda baktığım zaman bir genel düşme görüyorum. Bazen de çok ciddi yükselme olduğu da oluyor ama gece yarısından sonra normal e, ücretlerden farklı ücretler söz konusu. Şimdi artık bu hafta ve önümüzdeki haftalarda Exxon Coin'in ne olacağını konuşalım. Şimdi destek arkadaşlar bir para değerinin aşağıya doğru giderken artık daha fazla düşmediği nokta. 18'de kalıyor. Daha düşmüyorsa o destektir. Direnç de yukarı doğru giderken zorladığı ama bir türlü aşamadığı nokta. İşte Bitcoin'de 10.000 dolar seviyesi gibi. Şimdi bu hafta için ya da bu birkaç gün için e, evet birkaç gün demek daha doğru olur. E, coin'in desteği 18, direnci 25. Direnç noktası. Peki bundan sonra ne olur? Şimdi arkadaşlar benim analizim ve tahminime göre bundan bir sonraki hafta ya tabii o kadar uzun sürmeyebilir çünkü coin çok hızlı değer kazanıyor veya kaybediyor hızlı bir şey var. Volatilitesinde bir farklılık var. Açıkça belirtmek gerekirse. Ancak ben 22 ile 30 arasında olacağını tahmin ediyorum. Bunu bilerek yazı olarak yazmadım. Dinleyenler alacaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yeni çıkardığı bir ekonomik kanununa göre e, her şeyi açıkça söyleyemiyorsunuz, bahsedemiyorsunuz. Bu nedenle direkt tabii söylenmemesi gerekiyor. Ben kendi düşüncem, eğer egzem coin'im olsaydı elimde tutmaya devam ederdim. Siz istediğinizi yapmakta serbestsiniz. Yatırım tavsiyesi değildir. Size bir şey tavsiye etmiyorum. İsteyen yapar, isteyen yapmaz arkadaşlar. <laughs> Şimdi arkadaşlar kanalımızda daha güzel videolar olacak. Şimdilik e, yayın kalitesi biraz düşük. Bunun ben de farkındayım. Ancak yükselecek. Ben karşınıza da çıkacağım. Bir tahtada da anlatacağım. Piyasada da anlatacağım. Gideceğim borsada. Size değerleri göstereceğim ve artar azalmaz bunlardan konuşacağız. Dahası röportajlar yapacağım. Bu kullandığınız birimleri oluşturan insanlarla. Bir gün arkadaşlar bir gün exen coin bitecek onu söyleyeyim. Belki daha sonra. Ama illa ki bir gün bitecek. Çünkü yok ediliyor. exen coin'i oluşturan kurum sizden egzen coin'leri almayı taahhüt ediyor ve siz en sonunda yani kimse de egzen coin kalmayacak bir gün. İşte bir sene sonra mı olur ne zaman olursa. O zaman başka borsalara biz bakabileceğiz. Bu kanalı e, takip ederseniz abone olursanız oradan da bakabiliriz. Benim referanslı linkim de bu videonun altında var. Oradan e, kayıt olursanız sevinirim. Benim için param önemli değil. Önemli olan Referans linkimden kayıt olmanız, parayı iade edebilirim Gmail hesabınızı bana yollarsanız. Neden diyecek olursanız arkadaşlar, ne kadar çok referans linki olursa o kadar büyük bir güven oluşuyor piyasada. Ve ekonomide güven demek her şey demektir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Diğer videolarımızda yine e, analizler yapmaya ve Exan coin yükselir mi düşer mi bunun hakkında konuşmaya devam edeceğiz. Takip olun, edin, beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.